Efendim merhabalar, düğümler serimizin bir sonraki videosuna hoş geldiniz. Bugün elde etmeye çalışacağımız ya da size anlatmaya çalışacağım düğüm şekli perlon düğümü olacak. Öncelikle perlon nedir? Perlon özellikle dağcılıkta ve tırmanışta kullandığımız bu şekilde dikilmiş ve dikilerek elde edilmiş bir emniyet malzemesi diyelim. İpe benzer bir yapısı var ancak ipten biraz daha farklı. Bu gibi perlonlarda kesinlikle bir esneme yoktur ve emniyet malzemesi olarak kullanılır. Perlonu gündelik hayatımızda aslında her gün kullanıyoruz neredeyse. Emniyet kemerleri de bir çeşit aslında perlondur. Bu perlonun yapısı tüp perlon dedikleri aslında bir boru yapısına sahip. Ancak dikiş esnasında bu şekilde lama hale getiriliyor. Bu aslında bir tüp perlon. Şimdi bu perlon bu şekilde satılır. İstediğiniz metrede temin edebilirsiniz. Günümüzde artık bunların dikişli versiyonları var. Yani birazdan atacağımız düğümü atmıyoruz. Bunların dikişli olanlarını temin edebiliyoruz. Ama biz bugün perlon düğümünü öğreneceğiz. Öncelikle şu çok önemli bir durum. Bu şekilde iki ucu açık bir perlonu birleştirmenin perlon düğümünden başka bir şansı yok. Yani bunun üzerine atmış olacağınız ya da birazdan size öğreteceğimin dışında atmış olacağınız herhangi bir düğüm çeşidi kesinlikle güvenilir olmayacaktır. Yani bu perlonun iki ucu açık bir perlonun birleştirilmesi durumunda yapılması gereken tek düğüm şekli birazdan size anlatacağım perlon düğümü olacaktır. Evet, düğümümüzü atmaya başlayabiliriz. Az önce de göstermiş olduğum gibi elimizde şu şekilde bir tüp perlon var. Bu perlonun iki ucu da açık ve millenmiş. Şimdi bu iki ucu birbiriyle perlon düğümüyle birleştireceğiz. Öncelikle uçlardan bir tanesini alıyorum. Ve şöyle bir kör düğüm yapıyorum. Şu şekilde biraz da böyle ucunu da bırakayım. Perlonumuz ne yaptı? Aşağıdan geldi, içerisinden geçti. Ama bu geçme esnasında ben bunu kesinlikle kendi ekseninde döndürmedim. Hep düz bir şekilde, perlonun kendisine paralel bir şekilde gelecekmiş gibi şöyle bir düğüm gerçekleştirdim. Şimdi yapmam gereken, yine perlonun düz olduğundan emin oluyorum. Kendi ekseninde dönmesini istemiyorum. Yapmam gereken tek şey, buradaki perlonun diğer ucunu atmış olduğum düğümün diğer ucundan paralel bir şekilde götürmek. Yani ne yapacağım? Buradaki perlonun ucunu diğer perlonun içerisinden çevireceğim, dönecek, diğer turdan ve buradan çıkacak. Yapmam gereken tek şey bu. O yüzden fark ettiyseniz ilk attığım düğümü çok sıkmadım, biraz gevşek bıraktım. Şimdi bunun takip etmesini sağlıyorum. Geldim. Alt taraftan dolanıyordu. Alt taraftan dolandırdım. Şu şekilde gelmesini sağladım. Sonrasında şuranın altından devam ediyordu. Ve buraya yerleştirdim. Burada kılavuzunuz dediğim gibi bir önceki atmış olduğunuz düğümün kendisi. Tamamladım. Artık perlonun bir ucundan diğer perlonun diğer bir ucu çıktı. Ve şu şekilde bir düğüm elde etmiş oldum. Artık bunu sıkıştırabilirim. Ve perlon düğümünü bu şekilde atmış oldum. Yine düğümüm estetik duruyor. Herhangi bir kendi ekseninde dönme yok. Ve bu perlon düğümüne kesinlikle güvenebilirim. Evet, perlon düğümümüzü attık. Artık bu düğüme kesinlikle her şekilde güvenebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.